16 Mayıs 2014'ten bu yana gizli davasından tutsak olan Ali Ekber Sever'in tahliyesi cezaevi yönetimi tarafından ikinci defa iyi hali olmadığı iddiası ile engellendi. 80 kentte milyonlarca insanı harekete geçiren muazzam bir ayaklanma olan Gezi ayaklanması sonrası dinci faşist iktidar tüm ülkede bir süre kavu başlattı. Özellikle emekçi bölgelerde etkin olan devrimcileri hedef seçti. Pek çok devrimci tutuklandı, haklarında davalar açıldı. Örneğin gazetemiz eski dönem yazı işleri müdürü Sami Tunca, Sarıgazi ve Taksim'deki etkinliğinden ötürü 49 yıl hapis cezası aldı. Mücadele Birliği platformu eski dönem sözcüsü Ali Ekber Sever tutuklandı, 10 yıla aşkın ceza aldı. Muhabirimiz Lütfiye Burcu Kara tutuklandı, ceza aldı. Aralarında okullarımızın da olduğu pek çok devrimci Ankara'da, İzmir'de tutuklandılar, cezalar aldılar. Dinci faşizmin ilk hedefi tartışmasız bir şekilde devrimcilerdi. Platformumuzun önceki dönem temsilcilerinden Ali Ekber Sever'in infaz süresi 11 Kasım 2023 günü doldu. Ancak tahliyesi örgütle bağını kesmediği gerekçesiyle 3 ay ertelenmişti. Ali Ekber Sever'in tahliyesi bu kez de 6 ay süreyle uzatıldı. Ali Ekber Sever hakkında suça algılama şekliyle ilgili sorulan sorulara ceza almasına gerekçe gösterilen bu suçları işlemediğini, suçunu kabul etmediğini ve pişmanlık duymadığının gözlemlendiğini, örgüt mensupları ile kaldığı ve eylemlerine katıldığının tespiti edildiği söylendi kurullar tarafından. Ve suça karşı bakış açısını gözden geçirmesi gerektiğinin gözlemlendiği, bu nedenle salıverilme sonrasında tekrar suç işleme riskinin olduğu gerekçesiyle tahliyesi engellendi. Kendisine iyi halli olması için uyması gereken programlar önerildi. İyileştirme planı gereği tahliye olabilmesi için ortaokul mezunu olan 53 yaşındaki Sever'in açık öğretim lisesine devam etmesi, sınavlarına girmesi istenirken tutsak edilmeden önce inşaat işçisi olduğu halde ayrıca cezaevinde verilen meslek edinme kurslarına katılması ve başvuruda bulunması, konferans ve seminerlerinde katılması, psikososyal müdahale programlarına katılması şartları koşuldu. Bunların yanı sıra Ali Ekber Sever'in hüküm giydiği örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir maddedir. Buna dair de ceza aldığı mahkemeye infazının durdurulması için başvuruda bulunulmuşsa da bu başvuruya da mahkemeden hiçbir gerekçe belirtilmeden red cevabı verilmiştir. Son dönemlerde tahliye olması gereken her tutsağın özgürlüğü keyfi olarak engelleniyor. Ali Ekber Sever'in bu durumda tahliyesine engel olunan yüzlerce politik tutsağın durumundan farksız. Bizleri göstermelik mahkemelerle, ağır cezalarla durdurabileceğini sanan yeni gezilere durdurabileceğini sananlar şöyle diyoruz onlara. Kavga sürüyor, gezi halktır, milyonlarca emekçidir. Gezi biziz. Ne bizleri ne de zindandaki tutsakları bu cezalarla teslim alamayacaksınız. Vekilimiz Ali Ekber Sever şu anda haksız ve hukuka aykırı bir şekilde zindanda tutuluyor aslında. Çünkü şartlı tahliyesi ikinci kere ertelendi ve bu süreç bu defa 6 ay uzatıldı. Daha ne kadar engellenecek belli değil. Normalde çoktan şartlı tahliye edilmesi gerekirken eğer hani duruma bakılırsa 2027 yılına kadar yani bütün infazını yatırmayı düşünüyor gibi görünüyorlar. Bunun önüne geçmek için dayanışmak zorundayız. Tutsakların sesi olmak zorundayız. Çünkü hukukla bir yere kadar ilerleyebiliyoruz ne yazık ki. Ve bizi bunun içine hapsediyorlar. Çıkmaz bir yerdeyiz şu anda. Bu nedenle daha fazla tutsakların sesi olmak zorundayız. Ali Ekber Sever bu infazda yakılan tutsaklardan sadece biri değil ne yazık ki. Devlet hapishanelerde tutsaklara yönelik saldırıları devam ettirirken aynı şekilde tutsakların dışarıda sesi soluğu olan tutsakların ailelerine, yoldaşlarına ve kurumlarına yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlar kapsamında bugün İstanbul ve İzmir'de inisiyatifimiz bileşenlerinden SMF, Partisan ve ESP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlar kapsamında inisiyatifimizin üyesi Mehmet Alçettin ve onlarca devrimci gözaltına alındı. Bugün sizin aracılığınızla da tekrardan belirtmek isteriz ki tekrardan belirtelim, devlete yönelik bir açıklamamız olsun bu da. Bizler tutsakların dışarıda sesi soluğu olan tutsakların yoldaşları olarak herhangi bir şekilde baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bugün yapılan açıklamada da arkadaşlar da belirtti, özellikle 2021 yılının Ocak ayından itibaren
devlet hapishanelerde idari ve gözlem kurulu diye bir yönetmenlik açığa çıkarttı. Bu yönetmenlik dahilinde tutsakların iyi halde olmadığı gerekçesiyle infazları yakılıyor, talihleri engelleniyor. Bu infaz yakmaları yönelik bahaneleri ise bazen şöyle oluyor. Hapishane imamıyla görüşülmediği için, bazen su ve elektriği tasarruflu kullanmadığı için, bazen koğuştaki arkadaşlarıyla diğer tutsaklarla çok konuştuğu için, bazen tutsakların işte tutsak olan birinin ailesinin tutsak olduğu için bırakılmıyor. Aynı şekilde bugün de açıklamasını yaptığımız Ali Ekber Sever'in de aynı bahanelerle infazı yakıldığını görüyoruz. Yani kısacası devlet özellikle 2016'dan bugüne politik tutsakların kimliklerine yönelik bir saldırı politikası işliyor. Bu saldırı politikası bazen iletişim yasakları oluyor, bazen asıl tutsakların serbest bırakılmaması oluyor, bazen görüşçü yasakları oluyor. Geldiğimiz noktada da itibariyle Ali Ekber Sever'in serbest bırakılmaması, tahliye edilmemesi ise tamamen İdari ve Gözlem Kurulu'nun keyfi aldığı bir karar. Bizler tutsaklarla danışma inisiyatifi olarak tutsakların dışarıda sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Tutsakların hapishanelerdeki hapishanelerde teşrit altında yaşamasına izin vermeyeceğiz. Hapishanelerin dışarısıyla beraber tamamen hücreleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Buradan tekrardan belirtiyorum. Ali Ekber'e özgürlük diyoruz.